Yıl 2003 Kahramanmaraşlı siyasetçi bir röportajında hayalim Kahramanmaraş'ı dünyaya tanıtacak bir projeye imza atmak. Kahramanmaraş için her zaman mücadele edeceğim ifadelerini kullanmıştı. Tam 20 yıldır şehrine hizmet eden ve 2023'te yapacağı proje ile Kahramanmaraş'ı dünyaya tanıtacak olan 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in projesi Expo 2023, yaklaşık olarak 790 bin metrekareye hitap eden rekreasyon alanı. Sevgili Abdülkadir, buradan baktığında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük lagün gölünü görüyorsun. Aslında sadece Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük lagün gölünü değil, burada büyük bir vizyon görüyorum. Bu vizyonu gerçekleştiren, bu vizyona imza atan belediyemiz 12 Şubat olsun, çalışanlar olsun, başkanımız olsun, hepsine çok teşekkürlerimi iletiyorum. Çok güzel bir işe imza attılar. Hayırlısıyla da devam edeceğiz. Gerçekten çok temiz bir su gözüküyor. Yukarıya ve aşağıya baktığımızda neredeyse birbirlerine yaklaşık renkler. Huzur verici bir göl görüyoruz arkadaşlar. Şehrimize turistik anlamda katkı sağlayacak olan bu göl. Dilersen tam tamına 790 bin metrekarelik rekreasyon alanını beraber gezelim. Tabii hepsini gezemeyeceğiz çünkü çok büyük. Değerli Abdülkadir, bu gölün en önemli tarafı Türkiye'de ilk ve tek olması. Ya zaten bu projenin ne kadar büyük olduğunu eminim tüm Türkiye'de biliyordur. Böyle projelerin devamı olması bizim için çok daha iyi olacak. Sadece Kahramanmaraş'ta değil, tüm dünyada ihtiyacımız var buna. Yani ümit ediyoruz ki böyle vizyonlu bir proje diğer belediyelerimizde de ön plana çıkar. Ya bu şehir adına, sadece Kahramanmaraş adına olmaması lazım zaten. Bu tüm dünyaya yayılacak bir şey. Şu anda Aras'ta kültür merkezindeyiz. Burada oyma, simsırma, bakır ve yemenecilik gibi sanat dallarının oluştuğu Kahramanmaraş'ı tanıtacak bir tarihi alandayız. 23 tane yaklaşık olarak iş yeri olacak. İstihdam açısından da gerçekten çok önemli. Yani Kahramanmaraş'ın kültürünü hem yaşayacağız hem de yaşatacağız yani kısaca. Tam anlamıyla öyle. Yani çok Kahramanmaraş'ın havasını, kokusunu Expo 2023 alanına geldiğinde herkes o tarihi hissedecek. Yani Kahramanmaraş'ta bakır, sandık oymacılığı, yemeni ve simsırma. Gerçekten büyük projeler. Yani ne diyebiliriz ki bu konu hakkında? Diyecek bir söz yok. Umarım her şey hazır olduğunda tekrar buraya geldiğimizde biz de halkımız da burayı görecektir. Gölde görmüş olduğumuz sıradan değil, ilginç bir makine var. Su temizleme motoruymuş. Ama biz tabii ki de gırgır diyoruz. Su gırgırı. Ne işe yarıyormuş bu? Suyu temizliyormuş. Vay be. Çünkü Kristal Lagun Gölü temizliğiyle ünlü bir göl. Bu da o zaman oradan alıyor gününü. Türkiye'de ilk ve tek olmasıyla ünlü. Eyvah. Çok sempatik.
Kahramanmaraş'ı dünyaya tanıtacak olan Expo 2023 alanındaydık. Değerli Abdülkadir, Expo 2023 alanını gezdin. Çok geniş bir alan. Ne evet. düşünüyorsun? Ya şimdi Expo 2023 tam olarak hazır değil. %80 hazır olmuş. Ama şimdiden o ışığı alabiliyoruz yani. O kaliteyi görebiliyoruz. Diyecek de fazla bir şey bulamıyorum. Eminim halkımız bunu görecektir, kaliteyi hissedecektir. Başta da dediğim gibi bu vizyonlu projenin devamlılığını ve bitmesini tercih edenlerden tarafım. Eminim ki herkes mutlu olacaktır. Çok güzel vakitler geçirebileceği insanların, halkımızın eğlenebileceği bir ortam olmuş. Ve kültürümüzü tanıtmak adına da muhteşem bir proje. Umarım sonunda görürüz. Bu kadar. Yani iyi. Şunu demek istiyorum. Bir aile geldiğinde vaktini dolu dolu geçireceği bir alan olmuş. Yani hobi bahçelerimiz var. Örnek vereyim. Bu hobi bahçesinde ailelerimiz eminim ki aşırı bir hem de hani doğayla iç içeymiş gibi bunu hissedeceklerine eminim. Daha da söyleyebilecek fazla bir şey bulamıyorum. Hani muhteşem bir proje. Çok da önünü kapatmamak lazım. Teşekkür ediyoruz bizlerle beraber rica Expo ederim. 2023'ü gezdiğin için. Sağ olun. Kültürün başyapıtı, tarihin başyapıtı ve dünyaya bizim açılacağımız bir proje. Expo 2023 alanı. Bu projeye önderlik eden Hanefi Maççiçe'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli izleyenler, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugün Expo 2023 alanından sizlere görüntüler aktardık. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. İzlemede kalın.